Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ulan millet müşteri gelince sevinir, sen niye böyle tedirgin oldun? Yo, tedirgin değilim. Benim arabanın balatası yanmış. Çok geçmiş olsun, ben ne yapacağım? Balataya ekmek arası yapıp yiyeceksin, ne yapacağın var mı, tamir edeceksin. Tamir mi? Ben mi? Yok babam. Hey Siri, Balat neresi? İstanbul Fatih Mahallesi'nde. Hadi gidelim abi. Nereye? İstanbul Balat'a. Orada ne işimiz var? Balat yanmış dedin ya. Balat değil ulan, Balat'a. Hem Balat yansa sana niye geleyim? Sen itfaiye misin? Doğru. Arabanın kaputunu ne açtın? Balat'ta tekerlerde değil mi? Tekerlerde miydi lan? Ben kaputtan tamir ediyorum. Motor bölümünün hemen solunda bulunan siyah kapı... Açın hemen. Sakın açmayın. Tüh, hızlı açtık. Hemen kapatayım. Açtıysanız sakın kapatmayın. Tüh, bu sefer de hızlı kapattım. Ulan YouTube'dan video izleyip araba mı tamir edelim? Ben sana Balat'a dedim, sen motorla uğraşıyorsun. Emme, bu dükkan babamdan miras kaldı bana. Bütün oto tamir ustaların çoğu öldü, yarısı da yaşlandı. E çırak da yetişmeyince mecburen videoya bakarak yapmaya çalışıyorum. Vela havle. Boş bana alyansları getir. Anlıyorum az buçuk. Hey Siri, alyans nedir? Nişanda takılan pahalı bir yüzük. Emme ben hemen kuyumcuya gidip geliyorum. Ulan bunlara arabayı yaptıracağıma balatasız binerim daha iyi ya. Abi ne alırsın? Niye korkuyorsun lan? Canını almayacağım. Ne yersiniz? Bir porsiyon kebap alayım. Bir saniye. Kenan Usta, saplamayı başarabildin mi? Olmuyor, olmuyor. Ne yapacağız? Adam kebap istiyor. Dur bir daha deneyeyim. Abi, kebap yapamıyoruz ya. Niye yapamıyorsunuz? Kebap ustamız 3 aydır gidip geliyor, halen kebabı şişte tutturmayı başaramadı. Döner alayım öyleyse. Bir saniye. Usta ne yaptın, döneri kesebildin mi? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Abi, döner de yapamıyoruz. Lan döner takılı işte, nasıl yapamıyorsunuz? Dönerimiz hazır takılı geliyor ama ustamız bir türlü kesmeyi öğrenemedi. Tövbe yarabbim. Ateş yanıyor mu? Kendi yemeğimi yaparım ben. Usta, ateşi yakabildin mi? Lan bu dükkanda bir sıkıntı var, ateş de yanmıyor. Abi, ateşi de yakamıyoruz. Çırak yetişmezse olacağı bu. Benim lahmacun Urfa usulü olacak. Siz Urfa usulü biliyor musunuz lan? Ben bilmiyorum abi, sen biliyor musun abi? Yok, ben de bilmiyorum. Hey Siri, Urfa usulü lahmacun nasıl olur? Çok hoş olur. Lan tadı değil lan, şekli nasıl olur? He, büyük ve yuvarlak olur. Maalesef abi, biz o şekilde yapamıyoruz. Ne yani, artık lahmacun yiyemeyecek miyim? Yersin ama Urfa usulü değil. Nasıl peki? Bizim usuldan. Ver onun çeşitleri. Bu çeşit. Bu çeşit lahmacun. Bu son model sigara böreği şeklinde. Biraz yanmış ama idare eder. Bu da çiğ börek desene. Üçgen. Vallahi bunu ben de bilmiyorum. Sen o sigara böreğinden yap. Aynısından yapabiliriz değil mi usta? Kısmet. Kısmet. Siz büyük ihtimalle bu lahmacunu yapamayacaksınız. İnce tırnak yapıyor musunuz? Hey Siri, ince tırnak bir de nasıl olur? O da çok hoş olur. Lan şekli nasıl olur şekli? He, ince ince nakışlı olur. Vallahi kusura bakmayın, bunu da yapamıyoruz. Tamam ver, kalın tırnak ver öyleyse. Arkadaşlar kalın tırnak yapabiliyoruz mu? Kısmet. Kısmet. Usta nasıl değil mi? Sanki bir tık daha pişmesi lazım. Buyurun, şikayetiniz neydi? Musluk su damlattı. Yapma ya, prostat olmuş olmayasın emmi. La benim musluk değil oğlum, çeşmenin musluğu damlattı. He, tamam o zaman, hemen bakalım. Çok basit emmi, elinle böyle yaparsan su kesilir. Ya ben ömrümün sonuna kadar bunun başında nöbet mi tutacağım? Haklısın, tamam bana bırak emmi. Oldu mu? Bak, artık damlatmıyor. Helal lan, bir de çırak yetişmeyi değiller. La bu hiç akmayı. Vanayı kapattım emmi, ondan akmıyor. Bulduğun çözüm bu mu? He. La sürekli gidip vanayı mı açacağım? Tamir etsene şunu. He. Tamam. Ben bir bakayım. Eline sağlık. Ne demek emmi? Vazifemiz. Vanayı açtığın zaman artık musluktan su damlamayacak.
Ve hakikaten su damlamıyor ha. Adam iyi yapmış. Bu ne be?